değil ki burası, inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk. Geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Ne yaptın lan sen? Bıçakladın beni. Kimsin sen? Çekil lan. Sen beni buraya öldürmeye mi geldin lan? He? Getir o bıçağı bir daha sok da yarım kalmasın. Gel lan buraya. Bırak kızı lan. Bırak kızı. Yapma. Yapma. Kim lan bu zibide? He? Sevgilin mi ya senin? Ha? Ha? Serkan! Serkan kalk! Kalk gidelim Serkan! Serkan kalk! Bırakmayacağım lan bunu yanına! Duydun mu beni? Ya bu Eylül nerede kaldı acaba? Bilmem, belki annesine gitmiştir. Gider mi kızım? Kadınla konuşmuyor bile. E o zaman kardeşini falan görmeye gitmiştir, olamaz mı? Olabilir. Ne bakıyorsun Çiroz? Ne diyorsun sen be? Defneciğim, dikkat et, arkadaş ısırır. Kaşıntın mı tuttu oğlum? Ne gülüyorsunuz lan? Serkan niye gelmedi, hasta falan mı? Ha, hasta. Koş eve git çorba yap hemen. Ciddi misin? Ya kızım rahatsız mısın? Evden birlikte çıktık. Kim bilir nerede sürtüyordur. Ne var bunların arasında? Bilmem. Bilsen şaşarım zaten. Cenk, gelsene bir dakika. Ne var? Güney'le şu Songül denilen kız yüzüme derse nereye kayboldular? Söyleyemem. Erkek sözü verdim. Ha, öyle mi? Ben de kızlara başka sırlarınızdan bahsedeyim. Kızlar bunlar bir gece parka gidiyorlar. Şişt, Defne ne yapıyorsun sen ya? Hem de kimlerle bilseniz aklınız durur. Ya tamam yeter, anlatacağım, tamam. Ama bakın benden duymadınız, tamam mı? Şimdi bu kız Güney'i soyunma odasındayken basmış. Erkekler soyunma odasında mı? Evet, giyinirken. Oha, kıza bak ya. Her neyse, sonra çocuğun bacak arasına bir diz çakmış. Sonra da kıyafetlerini tuvalete atmış, çekmiş gitmiş. Ah, bombaymış abi ya. Tuttum ben bu kızı. Ama bakın aramızda. Hadi. Eylül tamam, sakin ol. Yeterince uzaklaştık. Ölecek mi? Hiçbir şey olmayacak Eylül, merak etme, ölmeyecek. Allah'ım ben ne yaptım? Allah'ım ben ne yaptım? Bir şey olacak, ölecek orada oğlum, bir şey olacak. Eylül bir şey olmayacak, tamam sakin ol. Ben hemen şimdi ambulansı arayacağım, tamam mı? Geç otur sen şuraya, hemen geliyorum, bekle. Alo, burada bir yaralı var. Trafik kazası mı? Hayır hayır değil. Yani ne olduğunu bilmiyorum.
Kimin yaptığını da bilmiyorum. Adresi verin. Bir dakika. Beykoz Korusu. Tamam. Eylül, kimdi o adam? Üvey babam. Emekçin olmadan adam çarpmaya çalışıyorsun ha? Sen bittin Eylül Hanım, bittin. Madem bir işe kalkıştın, tam yapacaktın. Çok acıyor mu? Biraz. Eylül, ağlama, iyiyim ben. Neden bıçakladın onu? Yani üvey babanı. Anlatamam. Dövüyor muydu seni? He? O mu evden attı seni? Ne yaptı Eylül, söyle. Ya sana ne? Sana ne bundan? Eylül, yardım etmeye çalışıyorum sadece. Kimse bana yardım edemez. Hiç kimse. O pislik beni taciz ediyordu. Annem bana inanmadı, gitti o hayvana inandı. Sonra beni yetimhaneye bıraktı. Oldu mu? Duydun işte. Rahatladın mı? Pislik herif. Polise anlattın mı peki? Ya aptal mısın sen? Annem bile inanmadı diyorum. Hem sen niye geldin benim peşimden? Ne işin var senin burada? Eylül, okula girmediğini görünce takip ettim ben de. Ha sen de sapıksın yani. Ya hayır, hayır Eylül. Bağırıp durma. Endişelendim senin için. Dün gece birini öldüreceğini söyledin. Peyzdeki yalnız adam sen miydin? Evet, benim. Beni kandırdın yani. Ya aslında doğruyu söyleyecektim sana. Eylül! Gelme. Git buradan. Eylül, sen istesen de istemesen de o yurda sağ salim gidene kadar peşinden geleceğim. Serkan, peşimi bırak. Sana ne zaman peşini bırakacağımı söyledim Eylül. Bir dakika. Kart basar mısın? Abi benim kartım yok. Para versem olmaz mı? Olmaz kardeşim. İner misin aşağı? Abi inemem ben bu otobüsten. Bu otobüsten inemem ben. Arkadaşın yanında. Arkadaşlar dikkatinizi bana verin şimdi. Yarınki sınavda bu konudan çıkacak hep sorular. Şimdiden söylüyorum, haberiniz olsun. Hocam yarın sınav mı olacağız? Evet. Ya yandık, kesin çok kötü not alacağız. Çalışacağız kızım. Bozma moralini.
kiminle Songül'le nerede? Soyunma odası ne yaptı? Orasını siz bulun. Sınavda görüşürüz çocuklar. İyi hazırlan. Soyunma odasında ne olduğunu ben size açıklayayım arkadaşlar. Bu güneş salağının bacağının arasına bir tane çaktım. Kıyafetlerini de tuvalete attım. Olmaz. Kusura bakma abi ya. Çok baskı yaptılar. İki sırdan birini açıklamak zorunda kaldım. Sattın lan öyle oradan. Yapılmaz be. Sen sus lan. Bana baksana sen iki dakika. Çek lan elini. Kızım bana bak. Bu atarlı cesur kız ayaklarını yemem ben. Akıllı ol, canımı sıkma benim. Gerçekten mi? Çok korktum ya. Ne yaparsın? Daha düşünmemiş bile. Salak. Seninle daha işimiz bitmedi Songül Hanım. Yakında görüşürüz. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Bıçaklanan hasta sen misin? Evet benim. Kim yaptı peki bunu biliyor musun? Evet. İsmi ne? Yani tanıyorum derken isimlerini bilmiyorum. Genç bir kızla erkek. Mola vermiştim, çay içiyordum. Baktım delikanlı kızı dövüyor. İşte insanlık öldü mü araya girelim dedik. Çekti, taktı bıçağı. Sonra da kaçtılar işte. Yani Allah'tan damara falan gelmedi. Verilmiş sadakamız varmış. Başka gören olmadı mı? Olmadı amirim. Kalkabilecek durumda mısın? Kalkarım. Gel benimle, ifadeni yazalım. Sonra gidersin. Tamam Memur Bey. Ay Serkan'la beraber mi takılmış? Hii, okulumu asmışlar. Ben ona şimdi hesabını soracağım. Eylül! Ne işin vardı bu çocukla? Hiç. Ama beraber indiniz otobüsten, gördüm. Vay! İki gün önce bize... Çocuklarla takılmaca. Hayırlı işler. Ben kimseyle takılmıyorum. Şu olayın aynısını ben yapsam ne hainliğim kalır ne de şerefsizliğim. Ama Eylül Hanım yapınca gıkınız çıkmıyor. Ya nasıl istiyorsan öyle düşün, tamam mı? Aa. Pozunu yiyeyim ben senin. Takıl kızım takıl, gözümüz yok. Kızın üstüne gitme. Sifon bir daha sorun çıkarmaz. Merak etmeyin Neriman Hanım. İnşallah. Bir daha çıkarırsa sizi çağırırım. Bu tuvaletin sifonu devamlı bozuluyor. Arayın hemen, gelirim. Siz pencere de yapıyorsunuz değil mi? Yapıyorum. Nereye lazımdı? Buraya. Odamın camına. Tahta çerçeveler iyi hoş ama çok rüzgar alıyor. Bütün kış titredim vallahi. Uygun fiyata yaparız. Neriman Hanım. Söyle. Kızların tuvaletleri de tıkanmış, bir bakmak lazım. Dedim değil mi? Her yere yazdırdım. İçine bir şey atmayın dedim. Hoyrat kullanmayın dedim. Ne yaptılar? Dinlemediler. Çeksinler cezalarını. Gene böyle ahşap görünümlü yapalım da binanın görüntüsünü bozmayalım. Ha? Var o modelden. Katalog getirin bakın siz. Tamam. Hoş geldiniz.
Hülya'cığım, çocuklara atıştırmalık bir şeyler hazırlar mısın? Hiç gerek yok Hülya. Zahmet etme tokum. Nereye oğlum? Gelin biraz konuşalım ya. Ne konuşacağız anne? Aa, iki çift laf da mı etmeyeceğiz canım? Okul nasıldı mesela? Benimki aynı da Serkan'ın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Bugün okula gelmedi de kendisi. Nasıl yani? Öyle anne, dolaştım biraz ya. Neden? Öyle bir nedeni yok, dolaştım yani bu kadar. Ne oluyor Defne? Ne bileyim anne ya. Vedat'a bir kalem de silip atma. Anladık, tamam. Çocuk bir hata yapmış. Ama gerçekten vallahi çok pişman. Konuştunuz mu siz? Evet. Dün aradı. Bir şeyler anlattı. Neden ayrıldığımızı da anlattı mı peki? Şey, bir kızla görmüşsün galiba. Evet, gördüm. Kızın elbisesinin fermuarını da ben çektim hatta. Ben nasıl affedeyim bu adamı hali? Ha? Adam gözümün içine baka baka beni aldattı ya. Haklısın. Çok haklısın hem de. Ama her insan hata yapar. Vedat gerçekten çok üzgündü. Ben onsuz nasıl yaşarım falan dedi bana. Hem bak ne diyeceğim. Kaç yıllık ilişkiniz var. Birbirinize çok fazla emek verdiniz. Biraz ayrı kalın. Öfkeniz yatışsın. Ama sonra yeniden görüşürsünüz, olur mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tabii. Son karar yine senin. Ama son kez bir düşün derim ben. Vedat mesaj atmış. Ne diyor? İnanamıyorum. Ne oldu? Ev için verdiği kaporadan kendi payını istiyor. Ben size yetişemeyecek adama bak. Eylül. İyi misin? İyiyim. Ya olacak iş mi ya? Bütün tuvaletler tıkalı, bir tanesi çalışıyor. Ona da Cemre Hanım girmiş, çıkmıyor. Ya son gün çok sıkıştım. Cemre mi? Hı. Ulan yine mi ya? Ne yine mi ya? Cemre! Çık çabuk oradan, aç şu kapıyı, vallahi kırarım bak Cemre! Ya tamam, dayanırım ben, biraz rahat bırak kızı, yazık. Duyuyor musun beni Cemre, aç şu kapıyı, aç! Kader, koş şu yan köşesindeki baltayı getir bana. Balta mı? Hadi, hadi! Ne var ya? Burada da mı rahat yok? Meral'miş. Pardon, sen mi vardın içeride? Sifon bozuk, haberiniz olsun. Cemre. Bana bak, bir müddet gözümün önünden ayrılmayacaksın, tamam mı? Şu intihar eğilimin geçene kadar da tuvalete giderken bile benden izin alacaksın. Aklım gitti lan, yine aynı şey oldu sandım. Geçti. Yok artık öyle bir şey, iyiyim ben. Tamam, yine de gözümün önünden ayrılma. Tamam, ayrılma. Gel. Ne istiyorsun Kader? Revirdeki kanlı pansumanların nereden geldiğini öğrendim Neriman Hanım. Nasıl olmuş? Anlat. Cemre intihar etmek istemiş. Bak sen. Öyle mi? Yurtta neler oluyor da haberim yok.
Tamam Kader, çıkabilirsin kızım. Neriman Hanım. Evet. Bana ailemin yerini söylemeyecek misiniz? Sonra. Ama anlaşma yapmıştık. Yani söz vermiştiniz bana. Ne anlaşması kızım? Ben sana iyilik olsun diye söyleyeceğim. Önce biraz kendini ispat et, güvenimi kazan. Daha yolun başındasın. Hadi şimdi çık odadan. Hadi. Ay niye sen kahramanlık yapıyorsun be Kemal? Sana mı kaldı dayak yiyen kadını kurtarmak? Demek sana yardım edeceğine kocasıyla kaçtı gitti ha? Kocası değil, sevgilisi. Yani öyledir herhalde, yaşları çok gençti. Olsun, sen yine de bulaşma. Ya tamam karıcığım, üstüme gelip durma. Biz iyi niyetimizin kurbanı olduk. Ne olursun bir daha böyle işlere karışma. Ya sana bir şey olsaydı, ne yapardık biz? Alo. Her şey yolunda mıydı? Bir sorun yok değil mi? Eylül, içine mi doğdu kızım? Kemal abini yaralamışlar. Bir kadına yardım etmeye kalkmış. Sen hiç merak etme Eylül'cüğüm. Bunu yapanın yanına bırakmayacağım. Keşke bıçağını falan unutsaydı. Polise götürürdük de parmak izinden kimlikleri açığa çıkardı. Kapatmam lazım, sıra var. Kalkma sen, ne istedin? Taksiyi durağa bırakmam lazım. E Yavuz bıraksın, sen yaralısın. Ya yok bir şey, otur otur sıkılırım ben. Ay ne olursun Kemal. Bana bak, üstüme gelip durma. Vallahi hıncımı senden alırım. Nasılsın kızım sen? Ne yapıyorsunuz? Böyle iç karartıcı şeyler okumayı sana yasaklıyorum. Nasıl, ne hakla? Bu yetimhanenin sorumlusu benim kızım. Birinize bir şey olsa devlet benden hesap sorar. Benim mesuliyetimde kimse kendini öldürmeye kalkamaz. Ben sicilime öyle bir şey yazdırmam. Bir daha böyle saçmalık istemiyorum. Siz de dönün önünüze. Laf dinlemeye bayılıyorsunuz. Cemre. Neden ağlıyorsun? Git başımdan Songül. Ne oluyor lan? Madem bir iyilik yapıyorsun, saklamasını da bil. Allah Allah, ben neyi saklamamışım acaba? İntihar etmeye çalıştığımı Neriman Hanım'a söylemişsin. Herkesin ortasında bana bağırdı. Gerçekten ben söylemedim. E kim söyledi o zaman? Kader, sen söyledin değil mi? Yoo. Bence senin bu işte bir parmağın var. Bence senin bir parmağın var. Öleceğim. Kanka, 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 kanka,
öldüreceğim lan seni. Elif, öldüreceğim. Niye istiyorsun? Kızlar! Ne oluyor? Ne oluyor? Neyi paylaşamıyorsunuz yine? Ya bu gerizekalı... Cemre anlatayım mı? Bütün yurt biliyor zaten. Ya bu gerizekalı gitmiş Cemre'nin intihara kalkıştığını Neriman Hanım'a söylemiş. Anlamadım. Cemre doğru mu söylüyor? Evet. Cemre intihar bir çözüm değil ki. Biliyorum. Tek başına kaldın. Acı çekiyorsun biliyorum. Ya siz neyi biliyorsunuz? Neyi biliyorsunuz? Sizin anneniz babanız öldü mü? Böyle eceliyle ya da kazayla değil. Böyle gözünüzün önünde. Babam önce annemi vurdu. Sonra da kendini vurdu. Ben bir daha asla göremeyeceğim onları. Benim annem babam yok artık. Siz neden bahsediyorsunuz? Hiç olmazsa ölmüşler. Bizimkiler gelip buraya bırakmış. O da acı yani. Ya ama geri gelip alacaklar merak etmeyin. Nah gelecekler. Geri zekalı. Songül. Pardon Feride Hanım. Peki ne yapalım Cemre? Hı? Vallahi ben de hiç iyi değilim bu aralar. Gel birlikte intihar edelim. Hatta hep beraber çıkalım şuranın tepesine atlayalım olsun bitsin. Bu mu yani çözüm? Ha? Sizin ne derdiniz var ki? Evleneceğim adamı başka bir kadınla yakaladım. Oha, yatakta mı? Ha, yatakta. Ulan bayılıyorsun böyle hikayelere. Tamam. Ben detay vermek istemiyorum daha fazla. E niye burada duruyorsunuz o zaman? Gidin o şerefsizin camlarını taşlayın. Daha neler? Şiddet hiçbir şey çözmez. Ayrıca ta 4. katta oturuyor. Nasıl taş atacağım ben oraya? Arabasını çizin. Böyle boydan boya. Jart diye. Kızlar tamam uzatmayın. Cemre. Umut insanların hevesi gibidir. Bir gelir bir kaybolur. Ama aslında hep vardır. Biz umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz. Çünkü başka çaremiz yok. Tamam mı? Hadi gel biraz hava alalım. Feride Hanımcığım gitmeyin ne olur. Beni öldürür o. Lan affetti. Bırak kadını kolunu. Ay pardon. Nerede kaldın oğlum sen ya? Uzağa müşteri taşıdım. Depo dolu mu? Yarım. Bu ne lan? Oğlum ne atlar karıştırıyorsun sen? Yok bir şey. Oğlum doğru söyle lan, biriyle mi takıştın? Yavuz, üstüme gelme, yok bir şey dedim. Tamam lan, ne atar yapıyorsun be? Al şu anahtarı. Şişt Kemal. Gel gel bir şey konuşacağız. Gel gel. Oğlum bir iş var. Ne işi? Bu fırsat ayağımıza geldi ha. Yine mi araba çalacağız? Oğlum geçen sefer paçayı kaptırıyorduk lan. Ben sana o zaman demedim mi bana böyle şeylerle gelme ben tövbe ettim diye? Abi bu sefer araba işi değil, daha kolay. Ne işi? Abi yaşlı bir kadın var, Maryam. Kimsesiz. Kadının koskoca hanı var. Ay sonunda gidiyor, topluyor kirayı. Bankaya güvenmediği için bütün parayla altın alıyor. Sonra ne yapıyor? Gidiyor oturuyor cadı üstüne evde. Onun mu ihtiyacı var, bizim mi var lan? Biz mesela bu gece gitsek, alsak o altınları, ne olur o kadına? Hiçbir şey olmaz abi.
Birkaç ay sonra toparlar. Han yerinde duruyor. Oğlum aklın başında mı senin lan? Ha? Altınları evde saklıyorsa alarm falan vardır. Oğlum ben günlerdir dolaşıyorum etrafında. Alarm hemen kapının üstünde. Kablo da orada. Tık keseceğiz kabloyu. Kemal çok kolay iş abi. Ben yok. Kemal bak dinle. Vallahi son olur. Tamam mı? Ondan sonra ömür billah başkasının arabasında çalışmak zorunda kalmayız. Çekeriz kendi taksimizi altımıza. Hem senin çocuğun da yolda. Sıkıntı içinde büyümesin zavallı. Ne zaman? Bu gece. Var mısın? Aman Meriman Hanım üşütmesin. Camlarını yaptırsın. Bisiklet gibi bahçeye pisleriz. Koca yurtta bir tane sağlam tuvalet kaldı ya. Kime yetecek? Sabah beklerken altıma ediyordum. Kızlar, muhabbet edecekseniz buyurun sizi bahçeye alalım. Ders çalışıyorum lan ben burada. Size tuvalet lazım değil herhalde. Hepimiz için konuşuyoruz. Allah Allah. O zaman fısır fısır aranızda değil, yiyorsa Neriman Hanım'a konuşun. Hadi. Ya Songül, ben hiçbir şey anlamadım bu trigonometriden. Bir daha oku, bana ne? Ya beş kez okudum yine de hiçbir şey anlamadım. Birazcık yardım mı etsen? Kızım, ben de çalışıyorum. Görmüyor musun? Ya sınıfta kalacağım. Senin yüzünden okuldan atılacağım. Ya biliyorum bana kızgınsın ama birazcık yardım etsen. Ne olur. Lan göster nereyi anlamadın? Hiçbirini. Hadi anlat. Ne sürdün sen suratına? Sivilce maskesi internetten sipariş ettim. Kaç kere söyledim sana? Ne diyor belirsiz şeyleri sürme suratına diye. Vallahi böyle sivilceler pörtleyecek her tarafından. Öf anne ya. Sen matematik sınavına çalıştın mı bakayım? Çalıştım evet. Ne zaman? Anne çalıştım işte. Artık çıkar mısın odamdan? Bak, matematik öğretmeninle konuştum. Bir önceki sınavda da düşük not almışsın. Eğer o yetimhane kızlarından bir puan aşağı alırsan sana yemin ediyorum haçlığını keserim. Hatta hafta sonu dışarı çıkmanı da yasaklarım. Ya anne sen benimle uğraşacağına abime yürüsene ya. Okula bile gelmiyor. Ona da hesabını soracağım canım. Ona da soracağım. Kalk şu suratını yıka bari. Tek başına bu kadar kişinin hakkını yiyor bu kadın. Şikayet edelim. Kimse iplemez ki. Bir emekli olmadı ki kurtulalım. Kazık çaktı kızım yurda kadın. Keşke ambulans aramasaydın. Orada öylece kalıp ölseydi. Ondan asla kurtulamayacağım. O pislik yüzünden hayatını mahvetme. Matematik sınavına çalışmıyor musun sen? Anne beni biliyorsun. Dersi dinliyorum ben. Merak etme kötü not almam. Bıçak orada kaldı. Parmak izimden polis beni yakalar mı? Sanmıyorum. Arkadaşım anne. Yalan söyleme Serkan. O yetimhanedeki kızlardan biri bu. Adını biliyorum. Ben aldım okula. Yani dersle ilgili bir şey sordu. Hepsi bu. Allah Allah.
Yok muymuş soracak başka kimsesi? Sana niye soruyor? Oğlum, ben size o kızlarla konuşmayacaksınız demedim mi? Ya tamam anne ya, al kapattım, oldu mu? Üç bölü iki diyor. Ya bunu ben de anlamadım. Bu anasını sattığım Nix'i kaç ya? Oho, sen de anlamadıysan yandım ben. Hiç şansım yok. Tanjan sorularına bakın. Kesin onlardan soracak. Ay bakalım tabii. Cemre biliyor gibi, ona sorsak ya. Tabii tabii, kesin yardım eder. Ulan sen git kızı ispiyonla, sonra da yardım iste. Yuh! Kopya çekeceğim o zaman ben. Ya, en güzeli. Kızım saçmalamayın. Kopya yok. Zaten bizi okuldan atmak için bahane arıyorlar. Neyi anlamadınız? Benim matematiğim iyidir. Ya Cemre, bana da anlatırsın değil mi? Ya ben gerçekten hakikaten tekrar tekrar özür dilerim senden. Çok çok özür dilerim. Eziklenme lan. Hangi sorun? Oo, özel ders. Alırım bir dal. Bak şu belalı soru. Ha, bu kolaymış. Şimdi ilk başta x eşittir y kare grafiğini çizeceğiz. Formülleri biliyor musunuz? Yani. Tamam, onları yazalım. O zaman niye öyle şeyler yazdın? Madem ilişkimiz yok, niye mesaj attın? Yani sen bana mesaj attın, ben de nezaketen sana cevap yazdım. Seninle altı üstü bir kahve içtik İrem, ne ilişkisi? Ama ben senden çok hoşlandım. Hem herkes bizi çok yakıştırdı, yakıştırmadı mı? Ya bak, bizim kafalarımız çok farklı. Nasıl bir insan olmamı istiyorsun? Söyle, ben değişirim. Bak bana, ben değişirim. Buna gerek yok. Neden ya? Ya neden beni sevmedin ya? Niye beni sevmiyorsun ya? O değil de ben başka bir şey merak ediyorum. Sor, ben sana her şeyi anlatırım. İlk aşkımı, nasıl ayrıldığımı, nasıl terk edildiğimi, nasıl aldatıldığımı hepsini anlatırım ya. Hayır, hayır. Bak bunların hiçbiri değil. Bu evin adresini nasıl buldun? Soru bu. Kaan'la Sevda verdi. Kaan'la Sevda. Öyle bu toprağın evinin adresi dediler. Çok güzel arkadaşlarım var benim ya, aferin. Aferin. Sen de çok güzelsin. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Evet. İremciğim bak, sarhoşsun sen. Ben seni evine bırakayım. Bırak ya! Bırak ne evi! Kendim giderim ben! Giderim! İrem... Ya dur bari bir taksi çağır. Dur. Bırak beni, bırak! Senden nefret ediyorum, sen benim gururumla oynadın. Yavaş, sessiz. Dikkat, dikkat. Çekil! Ne oluyor burada? Bu adam bana kötü davranıyor. Hayır ya, bir şey yapmadım. Yaptın, yaptın. Sen benim kalbimi kırdın. Sen beni aldattın. Ya sen de mi? Hepiniz aynı, hepiniz aynısınız biliyor musun? Önce böyle umut veriyorsunuz, sonra vaatler, sözler. Hah diyoruz, tam doğru düzgün bir adama rastladık. Tam bu adam diyoruz, bulduk diyoruz değil mi? Evet. Sonra ne oluyor? Aldatıyor şerefsiz. Evet ya. Şerefsiz kim o ya? Kim olacak ya? Kim olacak? Siz tabii, erkekler. Ya ne alakası var? Feride bak, ben bu kızla sadece... Midem bulanıyor. Tamam, tamam canım, kus. Kus, rahatlarsın. Kus. Görüyorsun değil mi kadınlara yaptığınızı? Ben ne yaptım ki? Gel, gel canım, bana geç. El yüzünü yıkar, rahatlarsın. Ya kıyamam sana, gel.
Gel, gel ağlama, gel. Dikkat et. Geç öyle otur sen. Ne haliniz varsa görün. Eylül, sen neden gelmedin etüt odasına? Kızım yarın sınavda ne yapacaksın? Umurumda değil. Kader, sen de bırak artık. Bak uykusuz kalıp sonra öğrendiklerini de unutacaksın. Gelsene. Ben Cemre'yi götürülüğüne ispiyonlamadım. Öyle mi? Niye ispiyonladın peki? Neriman Hanım ailemin yerini söyleyecek. Söylemeyecek kızım. O kadın resmen kullanıyor seni. Söyleyecek. Biliyorum, ben bebekken kaçırdılar beni. Ailem yıllarca nasıl aradı kim bilir. Ama ben bulacağım onları. Anne, baba, ben geldim diyeceğim, buldum sizi. Sarılacaklar bana. Kızım diyecekler. Babam saçlarımı okşayacak. Annem kokumu içine çekecek. Böyle sımsıkı, sımsıkı sarılacaklar bana. Kader, ya ailen seni bile bile bıraktıysa? Hayır ya, yapmaz onlar öyle şey. Bak ben kimsesiz değilim. Göreceksin, hepiniz göreceksiniz. Siz beni sevmeyin isterseniz, ispiyoncu deyin olsun. Benim beni sevecek bir ailem var dışarıda. Çok yakında onların yanında olacağım, görürsün. İyi geceler. Şimdi sinemaya gidelim, yemek yiyelim, yok çay içelim. Bunlar hep göz boyamak için şekerim. Aa, ama ben ona söyledim. Ben dedim ciddi bir ilişki istiyorum. Aile olmak, yuva kurmak istiyorum dedim. Tabii dedim, ben de öyle şeyler istiyorum. Yapmadı ama değil mi? Hayır ya. Biliyor musun, ben de nişanlımla tam evlenme arifesi. Sonra biz bununla 6 ay çıktık. Sonra mesaj atmamalar, aramamalar. Ne oluyor dedim, böyle bir değişik değişik tripler, tuhaf tuhaf haller. Ben de çıktım geldim, kapısına dayandım. Ay, benim çok fena boğazım kurudu. Yok mu içecek bir şeyler? Ben bu gece hayatta kafayla uyuyamam. Ha. Ya vallahi ben de öyle şeyler pek kullanmıyorum açıkçası. Yok evde. Zaten çok geç oldu tatlım. Hadi uyuyalım mı artık? Sen de biraz dinlen. Uyuyalım mı? Uyuyalım mı? Ya ben bu acıyla nasıl uyuyabilirim ya? Gözlerimin çok güzel olduğunu söylemişti, biliyor musun? Çok klişeymiş. Görkem'le Zeynep. Kim onlar? Görkem'le Zeynep. Çocuklarımızın adı. Evlendiğimizde hemen çocuk yapacaktık. Panjurlu küçük evimiz olacaktı. Gerçi ben biraz erken değil mi dedim tabii ki ama... Ama sen esniyorsun.
Ama sen istiyorsun, sen niye dinlemiyorsun ki? Yok yok, ben istemiyorum. Dinliyorum seni. Anlat sen, dinliyorum ben. Sonra bu aramamaya başladı, mesaj atmamaya başladı. Ben bunu hak ettim mi ya? Hak ettim mi ben? Çok üzüldüm buna. Ben çok üzüldüm. Ben dışarıda bir sürü var. Yaşlı cadı. Altınları tencereye koyup dolabın içine saklamış. Vallahi zor buldu. Vay kirli çıkıva. Sen ver bakalım şunları da. Bu saatten sonra sana değil, bize lazım onlar moruk. Hadi hadi, uzayalım hadi. Kimsiniz siz? Ne yapıyorsunuz burada? Marihane, Marihane! Sus, sus! İmdat! Sen kimse yok mu? Bütün mahalleyi üstümüze toplayacak. Bırak beni! Bırak beni! Bırak! Nereden çıktın lan sen? Kimsin? Bırak beni! Hadi hadi hadi. Oğlum herif yüzümü gördü lan. Benim öldürmemiz lazım onu. Bir adam öldürüp katil mi olacağız Allahsız? Bittim lan ben. Yandım lan, yandım lan. Sakin ol. Karanlıkta yüzümü seçememiştir. Bana bak. Sen bir sürü ortalardan yok ol. Ben taksinin sahibine akrabası hastalandı ve memleketine gitti. Sen dönene kadar da olay unutulur. Unutulur mu lan? Unutulur, unutulur. Bana bak. Sen al şu payını. Sen de şu arabayı al git. Bas git, bas git. Hadi, hadi, hadi. İstersen kalk artık sen de. Ay yok ya. Çok kötü midem bulanıyor. Biraz daha uyuyacağım. Anladım, uyuyacaksın. O zaman ben telefon numaramı yazayım. Uyanınca beni ararsın. Sen de artık çıkmak istediğinde kapıyı çeker çıkarsın. Ya sen takılma, rahat ol. Ben başımın içerisine bakarım, rahat ol ya. Şu koy oraya. İyi, ben çıkıyorum o zaman. Dün gece hiçbir şey olmamış gibi yeni güne başlayabiliyorsun. Bravo vallahi. Ya sen var ya, ön yargının ta kendisisin biliyor musun? Alakası. Niyeymiş o? Ya beni anlayıp dinlemeden benim kötü biri olduğuma karar veriyorsun. Ben gayet anladım. Dinleyeceğimi de dinledim. Kızı mahvetmişsin. Yapma ya. Nasıl olmuş peki o? Ne yapmışım acaba kıza? Ya daha ne yapacaksın Toprak? Kızı kandırmışsın, hayallerini yıkmışsın. Daha ne yapacaksın anlamadım ki. Ya Feride saçmalama lütfen. Feride... Feride yalan söylüyor kız. Feride. Memur bey, bir sorun mu var? Merhaba. Yetkili biriyle görüşebilir miyiz? Ben yetkiliyim, buyurun. Sabah 5'te yurt kapısında bir kavga çıkmış. Taraflar birbirlerini suçluyor. Olaya şahit birileri var mı acaba? Yani o saatlerde bizim gece bekçimiz oluyor Rüstem Bey ama şu anda burada değil. İsterseniz telefon numarasını bulup görüştürebilirim size. Tabii, teşekkür ederim. Hmm.
Senin için gelmemişler. Anlatmayacak mısın? Ne anlatayım? Polisleri görünce niye kaçtın mesela? Oradan bir başla. Polisten kaçmadım. Bak biz seninle kader arkadaşıyız. Bana her şeyini anlatabilirsin. Bir şey yok. Eylül bak. Songül. Beni rahat bırak. Kanka şu doğru mu? Bir baksana. Bakayım. Aferin kız. Vallahi doğru. Cemre sağ olsun. Ne yani? Biz öğretemedik mi? Ya kanka sen hemen sinirleniyorsun. O daha iyi öğretiyor. Görüyor musun Cemre'yi? Sevgili arkadaşlarına ders çalıştırmış. Aman bize ne ya? Ne demek bize ne kızım? Mal mal konuşma. Hemen düşman tarafa geçmiş. Ama ben ondan bunun hesabını soracağım. Defne ne yapacaksın? Görürsün. Kızım çok fenasın ya. Eylül, polise gitmelisin. Sonra da beni adam yaralamaktan hapse atsınlar değil mi? Sana yaptıklarını anlat. Sen kendini korumak zorunda kaldın. Kimse seni hapse atamaz. Anlatamam. Başka çaren yok. Serkan, yapamam. Dün gece de söyledim sana, yapamam. Ya neden? Bir keresinde polise gittim. Sonunda ne oldu hatırlıyor musun? Gençler, ne yapıyorsunuz? Vay be. Bu hikayenin de kötü çocuğu yine biz olduk değil mi? Nasıl başarıyorsun lan? Ha? Her seferinde aramızdan sıyrılıp şövalye olmayı nasıl başarıyorsun? Güney saçmalama. Niye? Yalan mı? Böyle kıyıda köşede buluşmalar, fısır fısır konuşmalar falan. Ne iş? Oğlum bir şey yok diyorum sana aramızda. Boş boş konuşup durma ya. Ben de yedim, eminim yoktur. Alo. Ha, Feride, İrem ben. Ha, İremciğim merhaba. Çıkıyor musun? Yoo, çıkmıyorum. Bakkalın numarasını istemek için aradım. Ya evde yiyecek hiçbir şey yok, açlıktan da geberdim. Hayır, şimdi çıkacağım, tekrar eve de giremeyeceğim. Anahtarı da bırakmamışsın. Televizyonun üstündeki rafta olması lazımdı. İyice baksana oraya. Televizyonun üstündeki rafta yok. Ben baktım. Yok. İşte yok. Bir saniye. Şurada olabilir mi? Hah. Buldum. Buldum. Tamam. Hadi iyi çalışmalar. Akşama görüşürüz. Niye gitmedi ki bu kız? Anahtarı bırakmadın ne demek? Ay çaktık hakikaten ha. Evet çocuklar. Bugün yeni bir konuya başlayacağız. Konumuz dünyanın şekli ve coğrafi konu. Benim sınıftan dışarı çıkmam lazım. Ne oldu ki? Hocam. Efendim Defne. Ya midem çok bulanıyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Dışarı çıkabilir miyim? Tabii çık. Evet çocuklar. Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkindir. Dünyanın kendine has bu şekline geoid denir. Bence yeni bir seçme yapın. Aa, hatta seçmeye bile gerek yok. Cemre'nin yerine Defne'yi hazırlayın. Ama Nazan Hanım, Cemre'nin çok güzel bir sesi var. Yani Allah vergisi bir yeteneğe sahip. Figen Hanım, Defne'nin de sesi güzeldir. Eğitimli bir ses. Pekala. Madem siz öyle istiyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben dosyayı getireyim de ayrıntılar üzerinde konuşuruz tekrar. Thank you.
sınıfta değilsin sen? Anne ben... Ne yapıyorsun? Ne o elindeki? Ver bakayım şunu. Ver şunu. Defne sen cevap anahtarını mı çalıyorsun? Ay koy şunu yerine. Lan yakalanırsak rezil olacağız. Anne sen baskı yaptın başka çare bulamadım. Ya o kızların hepsini Cemre çalıştırıyormuş. Herkes benden iyi not alacak. Ben sana günlerdir çalış çalış demiyor muyum? Kızım yakalanırsak rezilliğe bak. Koy yerine çabuk. Tamam bırakıyorum. Lan rezil olacağız. Dur. Hadi ben kapıdayım. Sen yaz şunları. Ne bakıyorsun suratıma? Yazsana şunları hadi. Çabuk 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 çabuk. Ay çabuk hadi çabuk çabuk. Koy dolaba hadi. Dolaba, dolaba koy şunu. Çık şuradan, çık şuradan. Birbirimizle konuşmayalım. Getir. Dalı kısım sorular zor mu geldi? Dışarı çıkabilir miyim hocam? Cemre sana şimdi süre vereceğim. Otur soruları çöz kızım. İstemiyorum hocam. Cemre neden böyle yapıyorsun? Ya canım öyle istiyor. İyi peki çık. Kalemleri bırakın artık çocuklar. Devam ediyoruz ama yani. Vakit bitti. Hadi bırakın çabuk. Getirin kağıtları. Buyurun hocam. 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 Buyurun hocam. Hocam, bu kız kopya çekti yalnız, gördüm. Hocam yalan söylüyor, ben kopya çekmedim. Hocam gördüm, isterseniz çantasına bakın. Çantanı aç elini. Bu ne kızım? Benim değil bu. Ya çantama nasıl girdi bilmiyorum. Ne yiyecek bu akşam kızlar? Patates. Patates yaptım. Dün de o vardı. Ne yapayım? Kiler patates dolu. Neriman Hanım hepsini bitir ziyan olmasın dedi. Kızım şunları biraz küçük küçük kesseydin. Ay kabuklu kalmış bunlar. Sen kendi evinde de mi böyle yemek yapıyorsun? Ha böyle yapıyorum. Ne oldu beğenemedin mi? Hocam
Eylül arkadaşımız kopya çekmedim diyorsa çekmemiştir. Siz karışmayın. Hocam çekti, gördük. Değil mi Merve? Evet, gördük. Hayır, ben yapmadım. Seni disipline vereceğim Eylül. Artık orada anlatırsın. Hocam. Hocam ben çektim. Sonra panikleyip Eylül'ün çantasına attım kağıdı. İnanayım mı şimdi ben buna Serkan? Hocam gerçekten ben yaptım. Herkes kağıtlarını bıraksın çıksın. Sen sınıfta kal artık. Bunu anneme nasıl açıklayacaksın çok merak ediyorum. Evet Serkan. Eline sağlık. Hayırdır Hediye abla? Suratından düşen bin parça bir şey mi oldu? Ben konuşunca ispiyoncu oluyorum. Onun için hiç sormayın. Sordum bile. Anlat bakayım, ne oldu merak ettim. Ya şu mutfakta çalışan yeni aşçı var ya, Neriman Hanım'ın işi aldığı, uzaktan akrabası mıymış neymiş? Hı, Çok pis bir kadın. Yaptığı yemekler yenilecek gibi değil. Siz Neriman Hanım'la bir konuşsanız diyorum. Tamam. Hadi sen üzme kendini. İlgilenirim ben bu konuyla. Sağ ol. Sen de sağ ol. Tamam anne, tamam. Arkadaşlarınla geçinemiyorsan ayrı eve çık. Okula yakın bir ev bul. Pahalı olsun, boş ver. Senin rahatın, derslerine konsantre olman daha önemli. Ben sana para gönderirim annem. Hı. Tamam güzel kızım. Sen karar ver, beni ara. Gerisini düşünme. Ben de seni özledim. Hadi, hadi kapatıyorum. Öpüyorum canım benim. Ne oldu Feride? Yine bir sorun mu var? Aşçı ile alakalı konuşmak istiyorum sizinle. Ne olmuş? Ne yapmış kızcağız? Kötü yemek yapıyormuş. Hediye mi şikayet etti? Gazeteye ilan verelim isterseniz. Birkaç gün içinde de... Gerek yok. Gerek yok. Bakma sen Hediye'ye. Kim bilir neden takıştılar gene. Hadi başka bir şey yoksa çıkabilirsin. Neriman Hanım. Yemekler kötü yapılıyor diyorum. Sana ne kızım? Ha? Sana ne? Sen mi yiyorsun sanki? Tövbe estağfurullah. Çocuklar yiyor. Onlar genç. Aç kurtlar gibi önlerine ne konsa yerler. Hadi başka bir şey yoksa lütfen çıkar mısın? Hadi işim var. Kızlar, ben derse girmeyeceğim. Büşra'yı görmeye gidiyorum okula. Beni idare edersiniz olur mu? Tamam. Gel biraz gezelim. Korkma kız. Vallahi senin de gönlün olmadan sana dokunmayacağım. İstemiyorum. Ne demek istemiyorum?
Ben ne diyorsam yapacaksın. Yoksa kaçarken unuttum bıçağı, polise veririm. Yakarım lan seni. Hapislerde süründürür. Ha. Bu arada da Büşra büyür. Anlatılsın ama. Cemre'cim, seninle biraz konuşabilir miyiz? Konuş bebeğim. Bizim yanımızda konuş. Bakalım neyi umutlayacaksın? Ne istiyorsun Defne? Ya senden özür dilemek istiyorum. Ya kötü davrandım sana. Farkındayım ama beni dışladığını sandım. Ay canım, çok duygulandım. Ya biz best friend'iz, unuttun mu? Ya ben o günleri özledim. Ya ne Merve, ne Ali, ne hiçbiri senin yerini tutmuyor. Ya kızım, bir git Allah aşkına. Numara yapıyor, inanma. Ya Cemre lütfen. Ya biz eski arkadaşız, sen de biliyorsun bunu. Ya bugün okul çıkışında bir şeyler yapalım mı? Hadi gel kantinden bir şeyler alalım. Tamam. Sattı bizi ya. Resmen onunla gitti. Ben olsam ben de satardım. Ne güzel zengin arkadaşlarım olurdu. Kızım sen ne kadar açgözlü bir insansın lan. Evet, ne var? Ya şimdi bu Defne kötü bir şey yapmasın Cemre'ye. Yaparsa yapsın. Bana ne ya, artık bıktım başkalarını düşünmekten. Ne? Ne gülüyorsun? Ya tıpkı annem gibi konuştun. Yani olsaydı öyle konuşurdu herhalde. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Kızlar, siz burada takılın, ben geliyorum. Hadi kızım. Annen evde bekliyor. Aa, en sevdiğin yemekleri yaptı sana. Hadi binsene kızım şu arabaya. Gir dedim kızım sana içeri. Bak. Eylül. Hadi bu sefer kurtuldun Eylül Hanım. Ama bu zengin kolejine girip çıkıyorum diye çok havalanma. Sen benim kaderimsin. Anla bunu. İplerin benim elimde. Ne istiyorsan yapacaksın. Ha, yine geleceğim. Ama bu sefer bu kadar naz yapmayacaksın. Anladın mı beni? Hadi görüşürüz canım kızım. Anneni ihmal etme. Eylül, kim kızım bu adam? Ya ne istiyor senden? Hala mı konuşmayacaksın? Tamam, konuşma. Şimdi git. Ama bak, kendini iyi hissettiğinde beni bul, tamam mı? Savaş çıkmış gibi. Aman takma, ben toplarım. O üzerindeki benim tişörtüm mü? Hı hı. Senin?
Ya ben çok terlemiştim de gittim senin gardırobundan aldım. Bu arada gardırobundaki kırmızı elbise tam benlik. Haberin olsun, göz koydum. Ben aslında gideceksin sanmıştım. Ev sahibinin kirasını ödemedim. Hayır, şimdi gideceğim, çıkacak karşıma. Vir vir vir, vır vır vır. Yok, niye ödemedin? Yok, ne zaman? Gerçekten hiç uğraşamayacağım. Ayrıca şey diyorum, kirayı ödeyinceye kadar burada kalayım. Bak İrem, ben... Bak, hep aynı son. Bak, tam heyecanlı yerinde. Görüyor musun yaptığını? Yok böyle bir şey ya. Ne kadar güzel. Her şey de ne kadar ölçülü değil mi? Daha çok bana bir benziyorsaydın. Ama. Serkan. Gel buraya. Tam sen de bizi yalnız bırak. Burada mı azalacaksın hem de? Suçunu biliyorsun yani. Otur şuraya. Sen ne biçim bir evlatsın? Rezil ettin bizi. Nazan Hanım'ın oğlu disipline gidiyor. Niye? Kopya çektiği için. Her sene takdir getiren çocuk kopya çekiyor. Allah. Ay delireceğim, yemin ederim delireceğim. Ay sen bunu nasıl yaparsın anlamıyorum ki. Anne, ben kopya çekmedim. Defne çekti. Defne öyle bir şey yapmaz. Hulki Hoca cevap anahtarlarını karşılaştırdı. Aynısı çıktı. Çantasından benim aldığımı düşünüyor. Ama çantası öğretmenler odasındaki dolaptaymış. Bunun Defne ile ne ilgisi var? Gördüm anne. Defne cevap anahtarını Eylül'ün çantasına koydu. Sen o kızı korudun yani. Evet anne. Çünkü o kızın hiçbir suçu yoktu. Her şeyi Defne yaptı. Kardeşin öyle şeyler yapmaz. Yanlış görmüşsündür. Sen ne inanıyorsan ona inan, tamam. Ama ben doğruyu söylüyorum. Ay şu yeşil deri ceket çok güzelmiş ya. Siyahı var mı acaba? Fiyatı biraz uçukmuş ama. Ya olsun, ben alacağım galiba. Kanka, sen artık eskisi gibi alışveriş yapamıyorsun değil mi? Ama üzülme, ben sana sıkıldığın bütün kıyafetleri vereceğim. Ya trendlerden uzak kalmazsın. Yok ya, önemli değil. Ben idare ediyorum. Ya ben acıktım, bir şeyler yiyelim mi? Ay olur, ne zamandır kritik de yapmıyoruz. Ya, köşedeki kafeye gidelim. Şey, ben aç değilim, siz yiyin, sonra yine buluşuruz. Cemre kanka, yoksa paran yok diye mi böyle yapıyorsun? Ayıp ediyorsun ama. Lütfen düşünme bunları. Bizdensin bugün. Tamam. Ya bunlar kız hanım ya. Sonuçta kardeşimi beğenmişsiniz. Senin dediğin gibi bakarsak ders defa. Ya matematik sınavı var. Ne koyuyorsunuz bunun içine siz? Makine yağı mı? Yönetim ne veriyorsa onu koyuyoruz küçük hanım. Hadi çok konuşma da ye yemeğini. Yenecek gibi değil bu yemekler ya. Annesi var ki. Kızım yeme. Zehirlenecek salak. Kızarlar. Kader vur. Güzel yemek istiyoruz. Güzel yemek istiyoruz. Güzel yemek istiyoruz.
örtü de ne? Allah Allah. Beğenmedin mi kızım? Çok kötü kokuyorlar. Öyle mi? Karnın doyuyor ama değil mi? Bazen doyuyor. Otur. Hadi otur yerine. Otur bakayım. Şükredeceksin o zaman. Şikayet etmeyeceksiniz. Nankörlük yapmayacaksınız. Sokakta kalmadık. Başımızın üstünde bir çatı, önümüzde sıcak yemek var diyeceksiniz. Yoksa kuru ekmek soğan dağıtırım size. Anladınız mı? Benim kafamın tasını attırmayın. Yiyin yemeklerinizi, yiyin. Terbiyesizler. Şuna da bak. Kalk. Ya ama ben açım ben ya. Of. Gidin gidin. Bunları bile arayacaksınız. Sen buranın yemeklerini severdin Cemre. Tokum ben. Pahalı geldi herhalde, ısrar etme. Saçmalama kızım, o benim kankam. Ya ben ısmarlayacağım, çekinme. Yetimhanede bulamazsın. Ye bence. Defol Merve. Sen de Aleyna. Ya tamam, kalkmayın. Ya ben alınmıyorum, sorun yok. Hayır, gidecekler. Halden anlamayan insanla arkadaş olmam ben. Hem artık Cemre geldi. Size ihtiyacım yok. Hadi. Gerizekalılar ya. Ben de bunlarla takılıyorum işte. Kırılmadın değil mi Cemre? Yok. Sorun değil. Ya sen çok değişmişsin. Yoksulluk yaramış sana. Böyle hümanist falan gibi bir şey olmuş. Neyse ben tuvalete gidiyorum. Hemen geleceğim. Kendileri yok mu? Akrabası hastalanmış, memleketine gitti. Sıkıntılı bir durum mu var? Yaşlı bir kadının evine girmiş. Darp edip altınlarını çalmış. Bir yanlışlık olacak. Yavuz yapmaz öyle şey. Bu beyefendi görmüş. Adamı ne hale getirmiş baksana. Vallahi çok şaşırdım. Geçmiş olsun birader. Sağ ol kardeşim. Yanında biri daha varmış. Kim olabileceğini biliyor musun? Yok. Biz Yavuz'la pek samimi değilizdir zaten. Bir haber alırsan karakola bildir. Bildirmem mi? Hatta kendi ellerimle getiririm onu karakola. Hayvan herifin yaptığına bak. Eyvallah. Giderim.
Yakalarlar lan bunu. O da beni öter. İşte şimdi şapa oturduk. Buyurun efendim. Bu ne? Hesap efendim. Ha, arkadaşım şimdi gelecek. Onlar gitti. Hesabı siz ödeyeceğiniz söylediler. İsterseniz daha sonra ödeyebilirsiniz. Ödeyemem. Benim hiç param yok. İki gün önce geldim ben de İstanbul'a. Tatile mi? Bilmiyorum. Belki kalırım. Ne oldu? Alacaklılardan mı kaçıyorsun yoksa kız arkadaşından mı? Hayırdır? Sonunu izleseydik. Ya görüyorsun değil mi? İnsan bir arar. Nasıl oldun? Ne yaptın? İyi misin? Ay madem aramıyorsun mesaj at. Kim? Toprak tabii ki. Kim olacak? Siz tanışalı ne kadar olmuştu? Oldu işte 2-3 ay ya. 6 ay demiştin sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Hayır biz biraz ara verdik. Ne bileyim saymamışım yani. Niye ara verdiniz ki? Ya erkekleri bilmiyor musun? Aşık olduklarında korkarak kaçıp uzaklaşıyorlar. İremciğim, ben düşünüyorum da sen bu ilişki durumunu biraz kafanda büyüttün mü acaba? Yani siz aslında gerçekten sevgili değildiniz de hani Toprak'la... Mesajlaştık Feride. Birbirimizi Face'te ekledik, kahve içtik. O kadar mı? Bunları en derin duygularla yaşadık. Sence bunlar önemsiz mi? Anladım. Anladım, şimdi anladım. Ya sabahtan beri söylüyorum bıraksana. Bak en kötü temizlikçi tutarız, temizliği verirdik bucak. Tutarız. Hı hı. Beraber mi temizleyeceğiz? Zaten merak etme ben seninle paylaşacağım kirayı. İrem yalnız ben ev arkadaşı falan aramıyorum. Sen yanlış anladın galiba. Deli misin ya? Kocaman evde tek başına mı yaşayacaksın? Hayır evlenmiyorsun da. Bak içeride büsbüyük oda var. Sen merak etme ben oraya alırım. Ay mutfağa gidiyorsan içecek bir şeyler getirsene. Denen kız benim evimden gitmiyor. Bak sen. Neden acaba? Delinin teki olduğu için olabilir mi? Bilmiyorum ki. Ya senin sevgilin değil miydi? Sen delinden anlarsın. Yap bir şeyler ya. Lütfen rica ediyorum. Çok zor durumdayım. Bir kere İrem benim sevgilim falan değil. Arkadaşlar tanıştırdı. Ben de nezaketen bir kahve içtim. Ama bu kız kafasında yazdıkça yazmış, yazdıkça yazmış. Sen de kadın diye gittin, ona inandın. Çek cezanı şimdi. Bir dakika ne yapıyorsun? Tamam. O gün sana haksızlık etmiş olabilirim. Anlıyorum. Lütfen yardım et.
Bak kız ev arkadaşı olmaktan falan bahsediyor. Rica ediyorum sana ya. Yok artık. O kadar ileri gitti mi ya? Evet. Gitti. Gitti lütfen kurtar beni. Çıkar şu kızı evimden artık ya. O da laftan anlamaz ki. Neyse tamam bak. Şimdi beni iyi dinle. Dediklerimi tek tek yapacaksın tamam mı? Tamam. Tamam da ne yapacağım ki? Ailemi bulunca arada bizde yemek yersin. Hatta hep gelirsin. Ay fazla odamız varsa sana veririz. Yani ben söylersem kesin verir annemler. Kızım sen deli misin be? Harbiden bir ailen olduğunu ve onları bulacağını inandırmışsın kendini. Evet, bulacağım. Gel benimle kadar. Nereye? Kızım ispatlayacağım sana. O Neriman karısı ailenin yerini falan bilmiyor. Odasına girip dosyana bakacağım. Ya saçmalama Songül. Ya yakalanırsak? Yurttan atar bizi. Hayırdır ya? Kime atıyor? Gel hadi. Ya başımıza iş açacağız. Mızmızlanma lan. Kalk hadi kalk. Of. Of. Aylık mısın bebeğim? Bir sakin ol lan. Kader. Gel gel. Kapa kapa kapa. Ne yapacağız? Ne yapacağız? İşte kız. Sen şuradaki dosyaları bak. Neriman Hanım siz misiniz? Alo Neriman Hanım, bu saatte sizi rahatsız etmek istemezdim ama biri odanızı karıştırmış. İyice azıttılar bunlar. Tamam Hediye, hiçbir şeye dokunma, hemen geliyorum. Kurtulamadık, gitti şu. Tövbe estağfurullah. Hayırdır? Niye eşyalarını topluyorsun? Ya bizim duraktan bir arkadaşın abisi vefat etti de... onun cenazesini memleketine götüreceğiz. Başı sağ olsun. Neresi? Uzak memleketleri? Antep. Aman diyeyim, gözünü seveyim, dikkatli gidin Kemal. Bir de doğum öncesi bir üzüntü yaşamayalım. Tamam karıcığım, merak etme sen. Bir şey olursa ararsın. Al sen bunları.
Nereden çıktı bunlar? Ya çocuk için almıştım. Hani doğumda masraf olacak falan ya. İşte lazım olursa bozdurursun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Hı hı. Hadi görüşürüz. Feride. Kızım bakkala mı gittin ya? Hani niye söylemiyorsun? İçki al derdim. Yok, bakkala gitmedim zaten. Toprağa geçmiştim. Selam. Toprak, ne haber? Rahatsız olmasaydın ya, biz Feride ile mutfakta takılırız. Nasıl takılırsınız? İremciğim, ben sana bir türlü söyleyemedim aslında. Biz Toprak'la... Ne? Nasıl söylenir ki? İşte siz... sevgili mi oldunuz? Yani... Ya. Siz var ya, siz iğrençsiniz. Sizinle aynı havaya solduğum için ikinizden de tiksiniyorum. Pislik! İkiniz de pisliksiniz. Toprak, iyi misin? Çok kötü tokat yedim. Acıdı mı? Bakayım, buz getireyim istersen. Kızardı mı? Ya öpsen geçer aslında da. Ne? Şaka. Şaka yapıyorum. Bak bir günde bir tokat yeter, tamam mı? Şaka. Tamam. Evet, bu arada teşekkür ederim. Bir daha bana inan, olur mu? Olur. Olur. Çay içer misin? Hemen demleyebilirim. Olur. Tamam. Çok dağınık. Ben burayı sana... toplayayım istersen, sen çayı demle. Öyle mi diyorsun? Hı. Tamam. Neriman Hanım yurdu başımıza yıkmazsa ben de kader değilim. Tırsaksın kızım sen. Kimse görmedi. Ulan nereden bilecek bizim girdiğimizi? Anlar o. Yurttan atmaz değil mi bizi? Ya ben de ailemi bulamadım. Ya sokakta kalırsam ya böyle soğuk soğuk evsizler gibi ya. Kader, bir sus lan. Sakin ol. Bak, biz hiçbir şey yapmadık, görmedik, duymadık. Tamam mı? Tamam, tamam. Vallahi burama kadar geldim. Bu katın tuvaletleri de iptal. Üst kattakileri de kullanmamıza izin vermiyorlar. Ne yapacağız şimdi? Bir önerin var mı? Benim de. Alo. Eylül'le görüşmek istiyorum. Bir dakika. Neriman Hanım'ın sesi hala yurdu inletmedi, hayret. Fırtına öncesi sessizlik bu bebeğim. Doğru diyorsun. Eylül, telefonun var. Ne telefonu bu? Ulan var ya, bu kız kesin bir işler karıştırıyor. Bak şimdi benim aklıma takıldı. Ulan hepinizin ipini ben mi tutacağım ya? Efendim? Arka bahçeye gel. Acele et yoksa polis çağıracağım. Şşt,
Yaklaşsana kız. Korkma, yemeyeceğim. Ne istiyorsun? Seni istiyorum. Başka ne isteyeyim? Eylül. Param var. Çok para. Araba şurada. Beraber kaçalım. Sen nereye istersen. İstemiyorum. İğreniyorum senden, tiksiniyorum. Ya çocuğun olacak, onu da mı düşünmüyorsun? Sen düşündün mü peki? Hı? Bıçağı ben mi sapladım kendime? Babasız bırakıyordun çocuğu 2 gün önce. Hadi. Uzatma da gidelim. Ya bırak beni, ne olursun bırak. Bırakmayacağım. Benimle geleceksin. Yoksa karakola gider, içeri attırırım seni. Dokunma bana! İçime eritiyorsun kız, anlıyor musun beni? Yanıyorum ateşinden. Ne olur bir kereşki söndürsen. Son gün. Karışmayın. Yürü lan sen de. Yürü. Bırak. Ya bırak. Bırak sana. Karışmayın demedim mi lan size ha? Şu hale bak hediye, şu hale bak. Bunların yüzünden böyle şak diye gideceğim bir gün. Bütün katları sıraya diz. Hepsine hesabını soracağım bunların. Hadi hediye, ne duruyorsun? Hiç peşimi bırakmadın. Yapma dedim. Dokunma dedim. Dinlemedin. Annem de inanmadı. O inansa böyle olmazdı. Ve babam o benim. Evde de dokunuyordu. Kemal abi yapma diyordum. Yine yapıyordu. Pis elleriyle, ağzıyla öptüm. Yapma, yapma. Kader. Nereye gidiyorsun? Neriman Hanım'a haber vermem lazım. Kader, eğer Neriman Hanım'a haber verirsen polisler gelip Eylül'ü alır. Polis. Kapse gireceğim. Katil diye ceza verecekler bana. Bir daha hiç oradan çıkamayacağım. Sus, sus. Ne olur biri duymasın. Sus. Yalvarıyorum, sus. Ya kimse duymasa ne olacak? Yarın gelip görecekler cesedi. O zaman biz de kaldırırız bu cesedi. Ne yaparız? Kaldırırız, bir uçurum kenarından atarız. Kimse Eylül'ün yaptığını anlamaz. Gül, sen delirdin mi? Kader. Bak Eylül'e, onun hiçbir suçu yok. O adam gözümüzün önünde kıza tecavüz etmeye kalktı. İşte o da polise öyle anlatır. Ya biz de şahitlik yaparız. Vallahi yaparız Eylül. Ya hayır.
her şekilde ceza alır. Bu şerefsiz yüzüne hayatı mı kaysın? Nasıl taşıyacağız? Bir de onu anlat gerizekalı. Araç bulmamız lazım. Kemal abinin arabası var. Taksi de çalışıyor. Annem Allah onu başımızdan eksik etmesin diyor. Eylül ne olur kendine gel. Bak bu şerefsiz araçla mı gelmiştir? Araba burada. Kaçalım dedi. Tamam, sen araba sürmeyi biliyor musun? Peki araba sürmeyi bilen, güvenilir bir tanıdığın var mı? Serkan. Tamam. Hadi gel sen Serkan'ı çağır, hadi. Ben yurdu halledeceğim. Ne halledeceksin ya? Kızım, bu adamı buradan götürürken kimsenin görmemesi lazım. Nasıl olacak o? Kesin yakalanacağız. Ya hayır, hayır, o top bende, ben hallederim. Hadi gel. Bu işi yapanı eninde sonunda bulurum ben. Fitil fitil de getiririm burnundan. Bir şey biliyorsanız şimdi konuşun. Yoksa sonra çok fena olacak. Bir dakika kızlar. Ben konuşmak istiyorum. Bizim katta çalışan bir tane tuvalet yok. Sular dersen sicimle akıyor, yüzümüzü yıkayamıyoruz. Ulan okula işemeden gidiyoruz be. Sen benimle nasıl konuşuyorsun böyle? Yemekler dersen ayrı bir rezalet. Köpeğin önüne koysak köpek yemez. Songül, bak benim sabrımı zorlama. Yalan mı Neriman Hanım? O kadar bağış, devletin paraları bize bakmak için mi? Yoksa müdür odasına gelip pencereler taktırmak için mi? Terbiyesiz! Çekilin önümden! Tövbe estağfurullah, çekilin! Bu tokat bana koymaz da sizin kalp aklınız koyuyor lan. Karının arkasından atıp tutuyorsunuz, yüzüne karşı gıkınız çıkmıyor. Biz kazan kaldırmazsak düzelir bu yurtta işler. Songül haklı. Aynen doğru diyorsun, kız isyan çıkaralım. Biz sustukça hepten tepemize çıktılar. Aynen kızlar. Bir yaygara çıkaralım da görsün bu Neriman karısı. Evet ya. Evet. Gel, isyan evet. Çıkarttık. Evet. Evet. Aynen kızlar. Orada mısın? Cevap ver lütfen. Acil bir şey var. Hadi cevap ver. Buradayım. Sana ihtiyacım var. Araba kullanmayı biliyor musun? Evet, ne oldu? Şimdi anlatamam. Yurdun önüne gelir misin? Gelirim. Ama bu yardımın sonu kötü olabilir. Ne olursa olsun sana borçluyum. Çıkıyorum evden. Serkan. Nereye bu saatte? Dolaşacağım anne biraz. Aa, otur oturduğun yerde, delirtme beni. Ne dolaşmasıymış gece vakti? Yani her şeye karışmasana, işim var işte.
Aa, ne işiymiş bu? Serkan. Yemekhanede düştü. Tövbe estağfurullah. Açın kapıyı. Açın diyorum. Hediye. Sen artık bizim rehinemizsin Hediye Sultan. İsteklerimiz yerine gelene kadar bizim sözcümüz olacaksın. Neriman Hanım. Çok zor durumdayım. Beni rehin aldılar. Bazı istekleri var. Olmazsa isyana devam edeceğiz diyorlar. Neymiş istekleri? Tuvaletler tamir edilsin. Tuvaletler tamir olsun diyorlar leş gibi. Kullanmayıp da altımıza mı yapalım diyorlar. Yaşa. Aşçı, aşçı değilsin aşçı. Aşçı da değilsin diyorlar. Yemekler yenmiyor, zehirlenelim mi diyorlar. Bize tokat atılmayacak. Bundan sonra artık tokat yok diyorlar. Ha bir de makyaj malzemeleri alırsın. Makyaj malzemesini sizin benim bu yaşta yani. Hadi hadi. Güzel yemek istiyoruz. Temiz tuvalet istiyoruz. Güzel yemek istiyoruz. Temiz tuvalet istiyoruz. Alo, Feride, neredesin? Yetiş. Yoksa katil olacağım burada. İsyan çıkardılar bunlar. Sana bir şey yapmadı değil mi? Yapacaktı. Son günler geldi, onları da vurdu. Ben de... Tamam, anladım. Üzülme Eylül. Sen kendini savundun sonuçta. Pislik herif. Senin hiçbir suçun yok. Yardım edecek misin? Yapmazsan anlarım. Tabii ki edeceğim. Ya cebindedir herhalde, baksana. Cemre? Cemre sus. Aa, şimdiden yakalandık. Bunu da mı
öldüreceğiz? Kızım seri katilimiz lan biz. Cemre, bazen hiçbir şey görüldüğü gibi değildir. Bak kendi hikayeni düşün. Babanın başına gelenleri görebildin mi? Görebilseydin engel olmaya çalışmaz mıydın? Bu da benzer bir durum. Burada da Eylül'ün hikayesi var. Bak o bagajda gördüğün adam daha küçükken Eylül'e göz koymuş bir sapık. Ya yurda geldi Cemre. Kıza tecavüz etmeye kalkıştı. Ben kendi gözlerimle gördüm. Kader de gördüm. Ya Eylül de zaten kendini korumak isterken yanlışlıkla oldu. Ya işte biz de şimdi kız hapse girmesin diye cesedi bir... Ne cesedi ya? İşte cesedi bir yere atacağız. Ya ne olur kimseye söyleme Cemre, tamam mı? Eylül doğru mu bunlar? Merak etme, ben kimseye söylemem. Sağ ol Cemre. Sen de artık bu olaya karıştın. Sen de bizimle geliyorsun, hadi. Hadi, hadi Serkan. Geç. Hadi kızlar, siz de yatıp dinlenin artık. Rehine doğdun ya Hediye abla. Çok iyi baktılar kızlar bana, hiç üzmediler. Çilap söyletmezsin zaten. Neriman Hanım kızların şartlarını kabul etti değil mi? Etti, etti. Etmese ne yapacak zaten? Bakanlık duysa ilk onun başı yanar. Kızların siciline bir şey işlenmeyecek. Polis falan da yok. Yok, yok merak etme. Ama tabii disiplin cezası alacaklar. Ona artık engel olamadım. Aman aman, ona da şükür. Kanka sen şöyle tut, ben bağlayayım tamam mı? Daha fazla karışmak istemiyorum. Siz ne yapıyorsanız yapın. Hadi. Daha hiçbir şey bitmedi. Arabadaki parmak izlerimizi silmemiz gerekiyor. Hadi.
Cemre sen de hırkanla sil hadi. Serkan sen de. Cemre kapı kollarını da sil, yanarız. Altınlar var. Hem de ne kadar çok. Baksanıza. Tamam. Bunları da biz alalım. Hırsızlık sansınlar. Aynen. Eylül gel. Hepimiz ellerimizi uzatalım, tamam mı? Hadi. Kader hadi. Hiçbirimiz hiçbir şey görmedik. Böyle bir gece hiç yaşanmadı, tamam mı? Herkes en sevdiği şeyin üzerine yemin etsin. Hadi. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim. Çok teşekkür ederim. Akşam 9'da herkes yatağında olacak. Işığını açık gördüğüm oda 2 hafta boyunca bütün katların temizliğini yapacak. Tabağında yemek bırakana ertesi gün yemek yok. Ha, beğenmiyorsanız aç oturursunuz. Hafta sonu giriş saatinde saat 8'den 6'ya çektim. Bir de cezaevi yazan tabela assalar bari. İtirazınız mı var Meral Hanım? Yok hayır, ben zaten dışarı çıkmayı sevmem. Hadi çıkın dışarı, çıkın. İsyanı sen başlattın. Dün gece nereye kayboldunuz? Hiç, buralardaydık. Günaydın. Serkan Bey. Bir su içip çıkacağım anne. Okula gideceğim. Dün gece nerede olduğunu söylemeden şuradan şuraya gidemezsin canım. Bir cinayetin izlerini siliyordum anne. Ceset taşıdım, oldu mu? Ah. Ne kadar komik. Oğlum utanmıyor musun annene dalga geçmeye sen? Ha? Boş ver anne ya. Birbirimizle uğraşmayalım lütfen. Neyiniz var? Dün geceden beri ağzınızı bıçak açmıyor. Eylül. Efendim. Ne oldu? Sana bir şey söyleyeceğim ama panik yapma. Gel yanıma. Thank you.
Anneni hastaneye kaldırmışlar. Seni ben götüreceğim. Hazırsan çıkalım hemen. Songül. Sen de gel. Eylül. Bak bizim kaderle bir işimiz var. Hem Feride Hanım seni yalnız bırakmaz. Hadi canım gel. Kader. Hadi çıkalım. Ya Songül, kimse bulmaz değil mi? Bulurlarsa biteriz. Gözün dört aç Kader Hanım. Tamam, açıyorum. Ver bakayım. At. Kader. Hı. Ben gidip biraz su getireyim de şuradaki kan lekesini temizleyelim. Dikkatli ol. Annem! Annem! Kızım, yetiştin mi? Müşahi sahip çık. İyi olacaksın anne. Merak etme sen. Kemal abin ortalıkta yok. Ulaş ona, haber ver. Annemin karnından bebeğini alıyorlar de. Hanımefendi, canımız var. Duydun mu kızım? Duydun mu? Kemal'e haber ver. Hadi be. Ya tamam. İnan çok soğuk, susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk. Film gibi değil mi halim, daha da ne olsun? Gidecek gibi değil bu zalim, görüyorsun. Tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken, geçmişten biri gelip tutar biliyorsun. Geri gelse de bir görse babam. Kırdın çiçeklere dönmüş hayat,
her şey tamam. Ah, geri gelse de bir görse babam.